Atan mı suçlu, toplayan mı? Bu manzaraları gördüğümüzde aklımıza gelen bu sorunun cevabı her zaman ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Kimimiz vergi veriyoruz ama belediyeler çalışmıyor, her taraf çöp içinde derken, kimilerimiz olayı çok kısa bir cümleyle özetler. Eğitim şart. Burası Bencik Koyu. Yaşananları Kanal 48'e ihbar eden ve görüntüleyen ise bir vatandaş. Olayın düşündürücü tarafı ise denizci bir memlekette bu görüntülerin yine denizciler tarafından yapılıyor olduğu iddiası. Bencik Koyu'ndan sesleniyorum sizlere. Buradaki bir olayı arkadaşlar sizlere aktarmak istiyorum. Her gün buraya tekneler tarafından, guletler ve motor yatlar tarafından bırakılan çöplerle hakkında konuşmak istiyorum. Bu çöpler gece motor yatlar ve guletler tarafından gizlice bırakılıyor ve tekrar teknelerine dönüyorlar. Gündüz gün ışıdıktan sonra buraya geldiğimiz zaman çöpler her yere dağılmış şekilde oluyor. Çünkü çöpün kokusuna gelen gece yabani hayvanlar her tarafı dağıtıyor. Ve bu konu hakkında artık biz Marmaris halkı olarak çok rahatsız olmaya başladık. Gerekli birimlere gerekli şikayetleri gerekli zamanlarda yapıyoruz. Sağ olsun belediye bu konuyla ilgili çok duyarlı. Ekiplerini gönderiyor, çöpleri toplatılıyor. Ancak bunun önüne geçemiyoruz. Oysa ki belediyenin bir başka hizmeti olan teknelerden çöp toplama botları olarak her gün bu civardaki tekneleri geziyor ve teknelerden çöplerini alabiliyorken tekneciler tarafından bırakılan bu çöpler hala vazgeçilmemiş durumda. Ve buraya gelen her halk, buraya gelen her insan bu konudan son derece rahatsız. Bu konuyla ilgili artık duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum ben. Ve bütün halk olarak, bütün turizmciler olarak. Turizmle geçimini sağlayan Marmaris'te denizin ve yeşilin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıp ekmeğini, hatta yeri geldiğinde pastasını kazanan insanoğlunun denize ve yeşiline duyduğu saygı işte bu görüntülerde saklı.